Arkadaşlarım hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi üçüncü denememizin çözümlerini yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Aşağıdaki tabloda bir usta ve bir kalfanın kaç günde kaç adet ayakkabı ürettiği veriliyor. Buna göre ustanın 72 ayakkabı yaptığı sürede kalfa kaç adet ayakkabı yapabilir? Kolay bir soru arkadaşlar. Şimdi bakın usta 24 ayakkabıyı 6 günde yapıyormuş. 72 ayakkabıyı kaç günde yapar? 3 katı 3 katı olarak düşünürsek 18 günde yapıyormuş. O zaman kalfa 18 günde kaç adet ayakkabı üretir? Şimdi onu bulacağız. 10 günde 20 ayakkabı üretiyormuş. 18 günde ne kadardır? 2 katı 2 katı olarak düşünürsek 18 çarpı 2'den 36 ayakkabı yapabilir. Bir yazlık sitede evlerin tümü bir yol boyunca karşılıklı olarak inşa edilmiş ve numaralandırılmıştır. Aşağıda bu sitenin üstten görünümü verilmiştir. Bu sitede yolun bir tarafındaki evler 1, 2, 3 en olacak şekilde numaralandırıldıktan sonra yolun diğer tarafına geçilerek numaralandırmaya en artı 1, en artı 2, N +2, N 2 şeklinde devam edilmiştir. Şekilde kapısının önünde araç bulunan 2000 numaraları toplamı 49'dur. Bu sokakta toplam kaç ev vardır? Şimdi arkadaşlar, şuradaki evlerin numaraları nedir? 1 artı numaraları toplamı 1 artı 2 endir. Buradan geriye gidersek, şurası 2 en eksi 1 olur. Şunları da toplarsak arkadaşlar, 1 artı 2 endir. O zaman karşılıklı evlerin numaraları toplamı 1 artı 2 end olacak. Şimdi gelelim şuraya. Arkadaşlar, buradaki evin numarası n eksi 1. Buradaki evin numarası 2n 1'dir. Numaraların toplamı ise 49'dur. O zaman 2n 1 artı n 1 eşittir 49'dan 3n eşittir 51 n'i 17 olarak buluruz. Toplam kaç ev vardır? Toplamda 1'den 2n'e kadar gelmiş arkadaşlar. n'i 17 bulduğumuza göre 2 çarpı 17'den 34 olarak buluruz. Aşağıda verilen dikdörtgen biçimli arazinin çevresine köşeler de dahil olmak üzere birer metre aralıklarla ağaç dikilmiştir. Birer metre aralık var. Bu arazinin uzun kenarı boyunca dikilen ağaç sayısının kısa kenarı boyunca dikilen ağaç sayısına oranı 12 bölü 7'dir. Arazinin alanı 700 metrekare olduğuna göre çevresi kaç metredir? Arkadaşlar o zaman şurada 12K tane ağaç olsun. Burada da arkadaşlar 7 k tane ağaç olsun. Şimdi şöyle düşünün Burada bir ağaç burada bir ağaç burada bir ağaç olunca 2 tane ara var Yani 3 ağaçta iki tane ara var her bir ara 1 metre ise arkadaşlar o zaman buradaki mesafe 2 metre olacaktır. O zaman şu uzun kenarda 12k tane ağaç varsa bir eksiği kadar ara vardır her bir arada birer metre olduğundan buradaki uzunluk, 12K eksi 1 metre olacaktır. Bakın 12K ağaç sayısı 1 eksiği kadar ara vardır. Bu kadar ara her bir arada 1 metre olduğu için çarpı 1 diyorum. O zaman uzun kenarımız 12K eksi 1 eşittir. Aynı şekilde hesapladığımızda şuradaki kenarımız da arkadaşlar 7K ağaç vardır. 1 eksiği kadar ara vardır. 7K eksi 1. Her bir ara 1 metre olduğu için çarpı 1 diyorum. Ve kısa kenar uzunluğunu da bu şekilde buluyorum. Dikdörtgenin alanı nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenardır. O zaman yazalım arkadaşlar. 12K eksi 1 çarpı 7K eksi 1 eşittir. 700'müş. Buradan K'yı bulmaya çalışacağız. Mesela arkadaşlar K'ya 3 dersek şuradan 20 gelir. K'ya 3 dediğimizde buradan 35 gelir. 35 çarpı 20 700'dür. K'mız 3. Çevresi nedir diyor. Arkadaşlar K'mız 3. K 3 ise şuradaki kenarın uzunluğu 35'tir. Buradaki kenarın uzunluğu ise K yerine 3 yazdığımızda 20'dir. O zaman çevresi 2 çarpı 20 artı 35'ten 110 gelir arkadaşlarım. Bir annenin yaşları pozitif tam sayı olan 3 çocuğu vardır. Bu 3 çocuğundan ikisi ikizdir. İkiz olanları şöyle gösterelim arkadaşlar. Diğerini de bu şekilde gösterelim. Annenin bugünkü yaşı 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 3 katına eşittir. Mesela ikiz çocukların yaşına x diyelim. Diğer çocuğu da k diyelim. Çocukların yaşları toplamı 2x artı k olur arkadaşlar. Annenin yaşı da bu toplamın 3 katı olacağı için 3 ile çarparak yazıyorum 6x artı 3k olacaktır. 3 yıl sonra annenin yaşını. 3 yıl sonra yaşı 6x artı 3k artı 3 olacak. Çocukların yaşları toplamına oranı. Çocukların yaşları toplamı 2x artı k idi. 3 yıl sonra her birinin yaşı 3 artacak arkadaşlar. O zaman 2x artı k artı 9 olacak. Bu oran 2 olacağına göre ikizlerden birinin bugünkü yaşı en çok nedir? X en fazla ne olabilir diyor. Hemen üçler dışlar çarpımı yapalım. 6K artı pardon 6X artı 3K artı 3 eşittir. 4X artı 2K artı 18. Bunu buraya aldığımda 2X. Bunu buraya aldığımda K gelir. 3 buraya alırsam 15 gelir arkadaşlar. O zaman x'in alabileceği en büyük değer 7'dir. K da burada 1 olur. X burada 7 olacaktır arkadaşlarım. Ağırlıkları x y z olan cisimler 1 ve 2 numaralı tartıların üzerine konulduğunda tartıların üzerinde okunan değerler şekilde verilmiştir. X ile Y'nin toplamı 240, Y ile Z'nin toplamı 260 gram görünüyor. Birinci tartı gerçek ağırlığın %20 fazlasını, ikinci tartı ise gerçek ağırlığın %30 fazlasını göstermektedir. O zaman %20 fazlası 240 gramsa bu ne demektir? %120'si 240 gram demektir. %100'ü ne kadardır? 2 katı 2 katı şeklinde düşünürsek arkadaşlarım x de y'nin toplamını 200 olarak buluruz. Gerçek ağırlığı bu şekildedir. Şimdi ikinci tartı ise gerçek ağırlığın %30 fazlası diyor. O zaman %130'u 260 gramsa %100'ü ne kadardır diyorum. 2 katı 2 katı şeklinde düşünürsek yine 200 gram geliyor arkadaşlar. Y artı Z de 200 gram. Şimdi bakın burada isterseniz çıkarma işlemi yapın. İsterseniz Y'ler aynı. X ve Z eşit ki burada toplamları aynı olmuş. Bu şekilde de düşünebiliriz. Ya da şurayı eksiyle genişletirsek arkadaşlar ve topladığımızda x eksi z ifadesi 200 eksi 200'den 0 gelir. x z'ye eşit olur. O zaman da oranları 1 olur. Bu şekilde de bulabiliriz. Farklı kaplarda bulunan iki şekerli su karışımındaki şeker ve su miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre birinci karışımdan 60 gram ve yazalım. İkinci karışımdan 90 gram alınarak oluşturulan yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? Şimdi birinci karışıma bakın arkadaşlar. 90 gram şeker, 60 gram su. Toplam karışım 90 artı 60'tan 150 gramdır. Arkadaşlar 150 gramın 90'ı şeker. Bakın ne diyorum? 150 gramın 90'ı şeker. O zaman 60 gramın ne kadarı şekerdir? 60 çarpı 90 bölü 150 olacak. Artı şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. 60 gram şeker 90 gram su var. Diyorum ki 150 gram karışımın 60'ı şeker. O zaman 90 gramınki ne kadar olur? 90 gram karışımda ne kadar şeker olur? Bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi biraz sola kaydırayım. Eşittir. Toplam karışım nedir? 60 artı 90'dan 150'dir. İşte buradaki karışımın ne kadarı Yüzde ne kadarı şekerdir? X bölü 100 diyorum. Bakın arkadaşlar şuradaki ifadeleri yazabilmek önemli. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ifadede sadeleştirmelerimizi yapalım. Sıfırlar gitti. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 5. Beş, 5'e böldüm 1. Ya da böyle yapmayalım da arkadaşlar. Zaten şurada paydaların 150 geldiğini görüyoruz. Üstleri çarpıp toplayalım. Tek kesir haline alalım. Buradan 5400, 5400 gelir. 10800 geldi. Bölü 150. Eşittir. 150 çarpı x bölü 100 geldi. Bu şekilde yapalım. Sıfırlar gitti. Şu sıfırla da şu sıfırı sadeleştirdim. Şimdi arkadaşlar 5'e böldüm ya da 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 3600. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 720. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm. işi hatası yapmamaya çalışıyorum. 3'e böldüm de 240. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 48. Demek ki son durumda karışımın şeker oranı %48'miş arkadaşlar. Gelelim 7'ye. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z makinelerinin ikişer ikişer birlikte çalıştırıldığında belli bir işi kaç saatte bitirdikleri verilmiştir. Örneğin X ile Y makineleri birlikte çalıştırıldığında bu iş 16 saatte bitmektedir. Buna göre aynı işte X makinesi 3 saat, Y makinesi 2 saat ve Z makinesi 1 saat çalıştırılırsa işin kaçta kaçı biter. Şimdi arkadaşlar bu bir işçi problemi değil mi? O yüzden X ile Y'yi şöyle yazacağız birlikte çalıştıklarında. 1 bölü X artı 1 bölü Y eşittir 1 bölü 16. Şimdi X ile Z'ye bakıyorum. 1 bölü x artı 1 bölü z eşittir 1 bölü 24. Şimdi y ile z'ye bakıyorum. 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 1 bölü 12. Şimdi arkadaşlar her birini tek tek bulacağız mecburen. Bir tanesini eksiyle genişletelim ve hepsini toplayalım. Bakın 1 bölü y'ler gitti, 1 bölü z'ler gitti. 2 bölü x ifadesi 1 bölü 16 artı 1 bölü 24 eksi 1 bölü 12 eşit. Paydalarını 48 yapalım arkadaşlar. Buradan 5 eksi 4'ten 1 gelir. 2 bölü x eşittir 1 bölü 48'den x'i 96 bulmuş oluruz. Şimdi şuradaki ifadeden y'ye gitmeye çalışalım. x'imiz 96. 1 bölü 96 artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 16. 1 bölü y ifadesi 1 bölü 16 eksi 1 bölü 96'dır faydalarını eşitlediğimizde 5 bölü 96 gelir y ifadesi 96 bölü 5 olur şimdi 1 bölü y ifadesi 5 bölü 96 değil mi arkadaşlar Şuradaki ifadeden Z'yi gitmeye çalışalım 1 bölü y'miz 5 bölü 96 artı 1 bölü z eşittir 1 bölü 12 1 bölü Z ifadesi biraz daha düzgün yazmaya çalışayım eşittir. 1 bölü 12 eksi 5 bölü 96'dır. Faydasını eşitlediğimde 1 bölü z ifadesi 8 eksi 5'ten 3 gelir. 3 bölü 96'dır. Sadeleştirdiğimizde z'yi 32 buluruz arkadaşlar. Şimdi yazalım. X makinesi 3 saat çalışıyormuş. 3 bölü 96 diyoruz. Artı Y makinesi 2 saat çalışıyormuş. 2 bölü 96 bölü 5 artı D makinesi 1 saat çalışıyormuş. 1 bölü 32 diyorum. Toplama bize işin kaçta kaçının bitirildiğini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burayı biraz düzenleyelim. Ters çevirip çarptığımızda 10 olur. O zaman burayı 10 bölü 96 şeklinde yazalım arkadaşlar. Ve şurayı da 3 ile genişletelim. Paydasını 96 yapalım. 3 artı 10 artı 3'ten 16 olur. 16 bölü 96 oldu. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 6 gelir. Demek ki bu kadar saat çalışarak işin 1/6'sını bitiriyorlarmış arkadaşlar. Alya evden iş yerine otobüsle saatte ortalama 80 km hıza giderse 15 dakika geç kalıyor. Kendi aracıyla saatte ortalama 120 km hıza giderse iş yerine 6 dakika erken varıyor. Alya'nın evi ile iş yeri arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Gitmesi gereken süreye t diyelim arkadaşlar. O zaman hani hız çarpı zaman alınan yol ya. Şöyle hesaplayacağız. Hızı 80 iken 15 dakika geç kalıyor. Gitmesi gereken süre t artı 15'tir. Burası alınan yoldur. Tamam mı arkadaşlar? Eşittir. Hızı 120 iken 6 dakika erken varıyor. t eksi 6'ya eşit olacak. Burayı sadeleştirelim ve alması gereken süreyi bulalım. Sıfırlar gitti. 4'e böl 2, 4'e böl 3 dağıtalım. 2t artı 30 eşittir. 3t eksi 18, 48 eşittir t olur. Buradaki t 48 dakikadır arkadaşlar. Gitmesi gereken süredir. O zaman alınması gereken yol nedir? 80, yalnız buradaki 80 kilometre bölü saattir. Biz burada süreyi 48 olarak bulduk. 48 artı 15 ifadesi de bize neyi veriyor arkadaşlar? 63 dakikayı veriyor. 63 dakikayı saate çevirmek için 60'a bölüyorum. İşte bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle tekrar yapalım. 80 kilometre bölü saat. 63 dakikayı da saate çevirdim. Ve sonucu kilometre olarak buluyoruz. Sıfırlar gitti. 2'ye böl 3, 2'ye böl 4, 3'e böl 1, 3'e böl 21, 4 çarpı 21'den alınması gereken mesafeyi 84 kilometre buluruz. Aşağıdaki şekilde verilen daire grafiğinde bir öğretmenin aylık maaşına harcadığı alanların dağılımı veriliyor. Şimdi arkadaşlar bir tane açı yazılı değil onu bulmaya çalışalım. 80 artı 20 100 90 daha 190 70 daha 260 360'dan 260'a çıkartırsak aya 100 derece kalıyor. Hangileri doğrudur demiş? Eğitim harcamaları tüm maaşın 25'idir. Arkadaşlar eğitim 360'ta 90 dereceye geliyor. O zaman yüzde ne kadar olur? 4'e bölmüş, 4'e bölürsek yüzde 25 olur. Birinci ifade doğrudur. Eğitim ve ısınmaya yapılan harcamaların eğitim ısınma 90 artı 80'den 170 derece gelir. Sağlık harcamalarının 8 katına eşittir diyor. Sağlık ise 20 derecedir arkadaşlar. 8 katına eşit olacaksa 8 çarpı 20'den 160'ı vermelidir. Oysa 170 derece olduğunu görüyoruz. İkincisi yanlıştır. Üçüncüsüne bakalım. Aylık gıda harcaması 630 TL ise gıda nerede? Burada. Yani 70 derece diyor. 630 TL ise kira harcaması 900 TL'dir. Kira nerede? 100 derece. O zaman 100 dereceye ne gelir? Arkadaşlar 9 katı 9 katına alırsak 900 TL olur. Üçüncü ifade doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür. Ve geldik ona. Aşağıdaki 5 lambadan oluşan bir reklam panosu gösterilmiştir. Panodaki lambalar P e lambasından başlayarak soldan sağa doğru, A lambasından sonra ise sağdan sola doğru sürekli yanıp sönmektedir. İlk olarak H lambası yanıp söndüğüne göre 999. sırada yanıp sönen lamba hangisidir? Bakın arkadaşlar. Hata yapmamak için sırayla yazın. Önce H'den başlıyor, sonra E, L, V, A. A'dan sonra V'ye geliyor, D'ye geliyor, E'ye geliyor ve H'ye geliyor. Bu şekilde E diye devam ediyor. Arkadaşlar H ile başlamış tekrar H'ye gelene kadar bu kadar yol gitti. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmak üzere her 8 harfta bir tekrar ettiğini görüyoruz. O zaman burada 999'u 8'e bölerek kalanı bulmaya çalışalım. 8 kere 2 16, 39, 4 kere 8 32, kalan ne oldu? 7. 7. sırada ne var? L var. Demek ki L olacakmış arkadaşlar. Şekildeki 6 kutu içerisinde verilen sayılar için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Her biri bir tam sayıdır. Tamam. Sayılar soldan sağa doğru artmaktadır. Bu şekilde artıyor. Bu da tamam. Herhangi iki kutu içinde verilen sayıların farkının mutlak değeri başka herhangi iki kutu içinde verilen sayıların farkından farklıdır. ABC toplamı en az nedir? Arkadaşlar, küçükten büyüğe doğru yazılıyorsa Burada A'nın alabileceği toplamı en az istiyor ya. A'nın alabileceği en küçük değer 50'dir. Bakın bu ikisi arasındaki fark 1, bu ikisi arasındaki fark 4 olmuş oldu. B'ye vereceğim en küçük değer 55 olur ama bunların arasındaki fark 1 olur arkadaşlar. Bununla aynı olduğu için bu bizim istemediğimiz bir durumdur. O zaman buraya en az 56 diyebiliriz. O zaman da fark 2 olur. Bakın 1, 2, 4 ifadeleri var. Demek ki şurada da fark en az 3 olsun ki arkadaşlar aralarındaki farkın mutlak değeri birbirinden farklı olsun. 50 artı, 56 artı 3'ten 59 olur. Peki 72'den 59'u çıkartırsak ne olur? 13 gelir. Tamamıyla birbirinden farklı aradaki farklar olur arkadaşlar. O zaman ABC'nin alabileceği en küçük değerler 50, 56, 59'dur. Topladığımızda bunu 165 olarak buluruz. Bir bilgisayar oyunu için farklı bir takvim oluşturulmuştur. Bu takvimde bir yıl 6 ay, bir ay 20 gün şeklindedir. Bu oyunda gün ay yıl arasında verilen ABCD, DCBA biçimindeki tarihlere şanslı gün ismi veriliyor. 01.06.2020 tarihinden en az kaç gün önce şanslı gün olur? Önce diyor arkadaşlar. Demek ki yıl 2020 olacak. D'ye 2 dedik. C'ye 0 dedik. B2 A0. Şimdi arkadaşlar biz öncesine gidiyoruz. Önce 02 02 2020 olmuş. Bugün ne? 01 06 2020. Arada kaç ay var arkadaşlar? 03 04 05 06. Her bir ay 20 gün. 20 gün, 20 gün, 20 gün, 20 gün. 4 kere 20 gün saydım. 4 çarpı 20 oldu. Eğer şurası 2 olsaydı, evet 4 çarpı 20 olacaktı. Burası 2 değil, bir arkadaşlar. O yüzden bundan 1 çıkartıyorum. 80 eksi 1'den demek ki 79 gün önce şanslı gün oluyormuş gençler. Umarım anlaşılmıştır. Değerli öğrencilerim, böylelikle üçüncü denememizde bitirdik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız canlar. Kafanızda takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki denememizde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.